Mesela biz şimdi burada oturuyoruz. iki kişiyiz. Burası bir stüdyo. Biz zannediyoruz ki sadece ikimiz varız. Değil. Bilinmeze duyduğumuz merak Hı -hı. nereden kaynaklı acaba? İşte bu ifşa süretini başlatacak olan yaratıcının izniyle insanın oluşumu ve diğer bütün hikayeler yazılıyor orada. Nuh tufanı dahil olmak üzere. Gerçekte onun söylediklerini nerede? E o da bir gün çıkacak ortaya. Tabii. Her şey ortaya çıkacak. Çünkü orada büyük bilgiler var. Evren sürekli salınıyor. Ve her salının noktasında bir alem var. Uyanma evresindeyiz. Uyanma evresindeyiz. Kendi hakikatimize uyanma evresindeyiz. Ölecek gibi. miyiz? Kalacak onlarla, mıyız? Onlarla. Tabii onlarla bizi böyle blok ediyor. Seni hep meşgul ediyor evet. korkuyla. Biz o gün diyor seni 5000 melekle desteklemiştik. O alaydan hiç kimse yok. Ne ölüsü var ne dirisi var. Biz uyuduğumuz zaman toplantı yerine gidiyoruz zaten. Ama Uyudular. hatırlamıyoruz. Hatırlamıyoruz. Rüyalarını hatırlayan, rüyalarıyla tüm hayatını yöneten insanlar var. Efendim merhabalar. Birinci bölümü izlediyseniz Şanal Günseli ile ikinci bölümdesiniz. ikinci i̇kinci bölümde de konuşmaya devam edelim. Kendisini geç bulduk çabuk kaybetmeyelim diye düşünmüştük. Yazar eğitmen, Kuantum Yaşam Koçu Şanal Günseli ikinci bölümde de bizimle. Şanal Hocam İlk bölümden benim hatırımda kalan, siz de okumak istiyorsunuz o Yunus Emre'nin sırrı evet, evet. dizeleri diyeyim. Evet, evet. Hani gördüğün bir dağ çok hoş. içinde diye. Evet, evet. Bir okusun bakalım Şanıl Hoca neler okuyorum. anlatıyor. Hı -hı. E, hakikaten çok ilginç cümleleri var. Şimdi Yunus Emre'nin e, diyor ki bir dağ içinde diye sürekli devam ediyor. Adım adım ileri diyor Cümle, şey şiirin adı. Adım adım ileri bu alemden içeri 18 bin alemi gördüm bir dağ içinde. Çörler gibi görmedim, söz gibi söyleşmedim. Musa gibi münacat ettim bir dağ içinde. Bir döşek döşemişler, atlara kokuyorum. Nur ile bezemişler, derim bu kimin ola? Sordum bir dağ içinde. Şimdi burada e, dağı şeye benziyor, benzetiyor aslında gönle benzetiyor ama aynı zamanda da daha örneği vermesi ilginç. Vardım ileri vardım, levhi elime aldım, levhi mahfuz. Ayetlerin okudum, yazdım bir daha içinde. Mesela bu çok ilginç şey demiştik. Belli bir seviyeye gelen ermiş dediğimiz insanların, gerçek ermişler tabii ki, e, mutlaka o seviye seviyeye ait varlıkların e, bir nevi şeyine, misafir olduğunu, mekanına misafir olduğunu söylemiştik. Bence işte bu e, dağların içinde onların şeyleri var. E, ne de, ne diyelim? Üstleri. Üstleri var, karargahları var. Hatta dünyanın içinde belki. Yani o da var. Bununla İlk bölümde zaten dünya liderlerinin bu e, insandan gayrı... Varlıkların hmm. e, haberdar olduklarını hatta kimilerinin temas kurduğunu da söylemiştiniz hatırlatmış Kes, olayım. E, kesinlikle evet. Şimdi e, bu konuda e, şey var Göktük Ramo diye bir arkadaşımız var. Onun kitapları var e, Anunnakilerle ilgili. Çok iyi bir araştırmacı. Ben onun hem kitaplarını okudum hem eğitimlerine de katıldım bir kısmına. Hmm. Hala da katılmaya devam ediyorum ama ondan önce... Biliyorsunuz e, geçen videoda da söylemiştik şey e, ne derler e, tanrıların arabalarını yazan Elif Fondan iken Hı -hı. artı Zakarya Sitin var o vefat etti onun 12'ye yakın kitabı var. E, o da arkeolojik şeylerle e, buluntularla e, Anunnakileri yani dünya dışı varlıkların bağlantılarını anlatıyor sağlam delillerle anlatıyor hem de. E ee, bizim biliyorsunuz bu Sümer tabletlerini inceleyen ilmiyeçi Hı, hı da, ilmiyacı. E, O da evet muazzez ilmiyeçi. Evet tanrılardan ve tanrıçalardan bahsediyor ama onların sanki hayali varlıklar olduğunu söyleyerek e, bağlıyor meseleyi. Öyle hayali varlıklar falan değil. Yani bence bayağı etiyle, kanıyla, canıyla yaşayan varlıklar. O kadar o zamanki insan nesline göre o kadar üstün niteliklere, özelliklere, güçlere sahipler ki teknolojilere. Onları Tanrı yerine koyup bir sürede Hı -hı. tapmışlar hatta. Hı -hı. Ya burada yanlış anlaşılmasın. Böyle e, çünkü izleyicimizin yanlış anladığı durumlar oluyor. Böyle deyince de ya Allah'tan başka yaratıcı mı var? Elbette Allah'tan başka yaratıcı mı var? Biz de öyle düşünüyoruz. Evet. Doğrusunu siz anlatın lütfen. Onlar işte Allah yerine ko konup tapındıkları için bir süre sonra hatta kendilerini geri çekiyorlar. Uzaklaşıyorlar e Çünkü bir insanın Birini Allah yerine konması için Her zaman o benim Allah'ım Demesi gerekmez Bakın ilahlık nedir biliyor musunuz İlahlık bir kimseye Kendi dışınızdaki herhangi bir kimseye e, O kişi e, Beni korur Gözetir en iyi o bilir Ondan daha iyi kimse bilmez Ben hiç bilmem o olmazsa ben yok olurum diye düşündüğünüz her seferinde aslında o kişiyi ilah edinmiş olursunuz. İlahlık böyle bir şeydir. İlla da bir put yapmanız ya da bu benim Allah'ım demeniz gerekmez. Tapındığınız her şey. Tapındığınız, kendinizden üstün gördünüz ve kendinizi onun karşısında zavallı, aciz hissettiğiniz... ...hatta o sizi e, onu gücendirmeyeyim, onu kırmayayım, üzmeyeyim diye ağzının içine baktınız hatta... ...onun kölesi gibi davrandığınız... ...onu kendini onun hizmetine koştuğunuz... ...her kişi... ...aslında sizin ilahınızdır... ...onun için... ...la ilahe diye başlayan o şey... ...sadece ilahlar put anlamında... ...söylenen bir şey değil... ...Allah'ın yerine kimseyi koyma, koyma demektir o... ...çok önemli... ...bazı danışanların bana şey... ...derler... ...baştan çok şaşırıyordum ama şimdi şaşırmıyorum... ...diyor ki... Kocam diyor ben mesela diyor annemden Allah'tan daha fazla annemden korkarım diyor ya da babamdan diyor ki işte kocamdan kadar, Allah'tan bile bu kadar korkmam diyor doğru yani aslında onu telaffuz etmiş oluyor işte onun ilahı o aslında bazen ilah bir şey olabiliyor bir madde olabiliyor ev düşkün olduğunuz her düşkün şey düşkün olduğunuz bağımlı olduğunuz onsuz yaşamayacağını düşündüğünüz her şey. Ha, şimdi bu konuyu alalım, nereye bağlayalım? Şimdi bakın bu silkelenme, ateşte kaynama, neyse, arınma, temizleme. Yani amacı ne? Gerçek ilahı göstermenin bir yolu da hakiki ilahımızın, Allah'ın yani, gerçek ilahı göstermek zorunda kal, bırakıyoruz bir sonu. Ee, o sahte ilahları şöyle bir alıyor kenara. Diyor ki, bak senin taptığın, onsuz yapamayacağını düşündüğün o şey ne oldu? Yok oldu gitti. Şimdi adam bir, birisi diyor ki dört tane evim vardı diyor. Son model bir arabam vardı diyor. Çünkü bazen insanın ilahı ailesi de olabilir. Zannedersen ki ailem olmazsa ben bir hiçim. Hayır. Şimdi ailen senin ilk doğduğun, büyüdüğün, biraz palazlanmak için kısa bir süre vakit geçireceğin bir yer. Ama seni sen yapamaz o. Oradan uzaklaşman lazım. Başka bir bahçede kendini büyütebilirsin. Ancak. Dolayısıyla hani siz diyorsunuz ya peki gelecekte insan nasıl olacak diye. Bir kere kendi dar toprağından, dar çevresinden bağımsızlaşması lazım. Evrensel bir insan olması lazım o kişinin. Bağımlılıklarından kurtulması lazım. Uyanması gerekiyor. Bir tane bir film vardı şimdi şey bir gemi var Zamanın dışında. 1800'e evet, başlayan 1866 gemi, 6, 6, 6 evet, mı? öyle bir şey. Bütün ara sahneler uyan diye başlıyor. Uyan, evet. Falan oluyor böyle. O onun sürekli slogan olarak söylüyor. Uyan. Şimdi aslında o neyin işareti? Neyin sloganı o? Şimdi insanla bu söyleniyor. Uyan. Uyan. Bir tane. Uyanma evresindeyiz. Uyanma evresindeyiz. Kendi hakikatimize uyanma evresindeyiz. Bu üç kuruşluk ev. Yok üç kuruşluk maaş, yok ailem, yok çoluğum, çocuğum, evim, barkım, mın, hatta yok kişiliğim, yok düşüncem, inançlarım. Hepsi dağılacak. Neden? Çünkü daha geniş bir dünyaya gözümüzü açacağız. Şimdi insanlık böyle. Ortalama insan böyle. Onun kafasını kaldırıp elini de böyle açması gerekiyor. Ne kadar? Evren kadar. Artık çünkü... Bizim dünyamızın dışında diğer dünyalarla da bağlantı kurma zamanı. 18 bin alemden kasıtlan da bu bir... mu? E, tabii ki. 18 ne 18 anlamalıyız alem. biz? Yani dünya gibi yaşamların olduğu yerler mi? E, ne, nedir yani o tasavvuru çok yapamıyoruz. Ya, bir içe doğru bir yolculuk var bir de dışa doğru. İçe doğru yolculuk kendi kişiliklerinin yani sahte benliklerin içinden yolculuğa çıkıp... E, kendi... Kişilik ötesi seviyene çıktığın zaman, kişilik ötesi olunca e, tüm kişilikle buluşuyorsun. İşte yaratıcıyla buluşmak demek. Bütünlükle Asretenin buluşmak. Asretenin alem sende dürülü dediği şey Aynen, mi acaba? Aynen dürülü. Yani bütün alemle bir oluyorsun. Yani onu hissettiğimiz yer herhalde ama dışa doğru şeyde atıyorum Marslı, Venüs'te belki daha diğer galaksiler, uygarlıkların bulunduğu yer. Oralara açılmamız gerekiyor. Hani bazı insanlar vardır kendi köyünde, kasabasında doğar, yaşar, ölür. Bazı vardır da oradan çıkar, bir büyük birkaç büyük şehir dolaşır, hı hı. ölür. Şimdi biz sadece dünyada yaşayıp ölecek bir nesil olmayacağız. İler bizden sonrakiler, belki biz diğer galaksilere, diğer gezegenlere, boyutlara geçe, geçecek e, nesil olacağız. Ama şun... Oraya doğru evriliyoruz. Şenol hocam, şunu anlatmakta bile güçlük çekiyoruz. Şimdi biz ben kendi adıma söyleyeyim o e, tırnak içindeki küresel salgından bu yana e, daha sorgulayıcı yayınlar yapmaya başladım. İşte anlamaya çalışıyorum e, dünyada bir şeyler olup bitiyor İnsanla ilgili bir sürü sır var e, ama ne zaman ki ana akımın aksine bir şey söylesek ya bilim dışı oluyoruz ya yani kardeşim niye saçmalıyorsunuz oluyoruz. Evet. Şimdi mesela Göbekli Tepe birinci bölümde de anlattınız. Ana akım bunu bambaşka okuyor, ama siz de sizin gibi pek çok yayın yaptığım kişi bambaşka okuyor. Mesela dediniz ya, acaba öyle mi görmek gerekiyor? Göbekli Tepe, insanlığa bilgi ve teknolojinin aktarıldığı bir yer Yalur, olarak tuval. mı algılamalıyız? Evet. O ve onun gibi yerler var mı? Neden diyorum Anadolu'da bu kadar yeraltı şehri yapılmış mesela? Ana akım beni tatmin edecek bu yeraltı şehirleri konusunda bir açıklama yapmıyor. Yani ufolar konusunda da bir açıklama yapmıyor. Piramitler konusunda da açıklama evet. yapmıyor. E mesela vahiy denen bir müessese var. Vahiy nasıl oluyor mesela değil mi? Vahiy. Nasıl geliyor bir peygamber? Nasıl geliyor? Parayı veren düdüğü çaldığı gibi parası olan bilimi de yönetir. Bilimin ne olduğunu o belirler. Doğru nedir, yanlış nedir? Tarih nedir? Coğrafya nedir? Psikoloji nedir? Tıp nedir? O belirler. Her şeyi o belirler. Şimdi dün ben bir video izledim çok ilginç. Bu para babaları deniyor ya paraya hükmeden. Şimdi paraya hükmeden tüm dünyaya nasıl hükmediyor? Adam o kadar sakin ve küstah bir şekilde anlatıyor ki. Siz diyor bazı kişileri seçtiğinizi zannediyorsunuz. Onları biz seçiyoruz diyor. Ama arada çok ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki yani demek istiyor ki ben onun tüm cümleleriyle aklımda kalmadım. Eğer insan dünyada sadece yemek içmek, uyumak, barınmak, seks yapmak ve çoğalmak için yaşıyorsa değil mi? Bütün bunları kim de yapıyor? Hayvanlar da yapıyor. O zaman diyor biz sizi daha çok yönetiriz diyor. Yani ben mealini söylüyorum. Şimdi sen birisinin seni yönetmesini hazır hale gelirsen o seni kullanır. Vay işte para babaları küresel bir şey bize alıyor yönetiyor hep onlar yapıyor bu şeytanın işi. E şeytan senin zihninde senin zihninde sana sürekli zihni senin şeytanın olmuş sana sürekli şey mi diyor. Çolum çocuğum yarın ne olacak deprem mi olacak öyle mi oldu şöyle mi gitti diye Sürekli sana vesvese üretiyor ve sen yani insan olarak kendi seviyenin altına indirip insan seviyesinin altı hayvani seviye. Şimdi o zaman kolay yönetilirsin. Ve diyor ki insanı biz korkutarak yönetiyoruz diyor. Şimdi ne yaparsan bir e, şey çıkartırsın salgın. Arkasından bir yangın. Bir savaş. Bir savaş ama böyle çok çok ilginç bir savaş o kontrollü bir savaş. Kontrollü. Çok sıçratmıyorlar sağa sola. Şiddeti de artmıyor, azalmıyor da. Ama açıyoruz biz haberleri savaş oldu ya işte bütün Avrupa'yı sıçrar mı? Nükleer olur mu? E biz Covid'de Dünya üçüncü Dünya savaş gidiyor çıkar mı? Falan. Birisi çıkar diyor, öbürü çıkmaz diyor. Covid'de de ne oluyordu? Acaba bu şey oldu, değişti. mutasyona uğradı. Mutasyona uğradı. ...hiç tahmin etmediğimiz bir şey çıkarmak mı? Ölecek gibi. miyiz, kalacak mıyız? Onlarla, miyiz? tabii onlarla bir bizi böyle bloke ediyor. Seni hep meşgul ediyor evet. korkuyla. Seni insanın üstüne gerçek insanlık şeyini... ...malzemeni, fark etmeni engellemek için bloke ediyor. Zaten o da onu söylüyor. Siz böyle yaşadıkça diyor, biz sizi yönetiriz. Yani şunu demek istiyor. Aslında biz çok güçlü değiliz o kadar. Sen parayı tek güç zannettikçe... Biz de parayı kontrol ettiğimiz için o zaman seni yönetiyoruz. Sen dünyayı e, olduğundan daha e, fazla önem verirsen, bazı şeyleri ve kişileri ilahlaştırırsan, biz seni daha çok yönetiriz demek istiyor. O zaman bu kişiler kimin ürünü olmuş oluyor? Bizim ürünümüz, bizim zihin şeytanımızın ürünü onlar. Hani adamın ben çok severim o lafı. E, Durup dururken birisi ensesine şamar atmış <laughs> bir diğerini. Dönmüş bakmış böyle bir şey söylememiş. Sonra yürümüş bir tane daha şamar. Ne yapıyorsun ya demiş falan. E sen de bu ense olduktan sonra demiş yani. Bu şamarı çok yersin. Sen de kendi yüksek insanlık seviyenden bu kadar korku olursa... ...o zaman çok korkutulursun. İfşa sürecindeyiz. Ezberler bozulacak diyorsunuz ya. Hatta evet. bozulmaya başladı bile kim bilir. Evet. Evet. O fitili kim ateşleyecek ya da kimler ateşleyecek? İnsanlık aslında bu bize dayatılan ilk o pandemi hastalık korkusuyla hani gözlerini de yavaş yavaş açmaya başladı ya Şanal Hocam. Ee, evet. Kim, kim yakacak o? Vallahi şimdi az önce bir görüntü gösterdin. He. UFO'lar. Hı hı. Yani uçak UFO'yu mu hı hı. kovalıyor yoksa UFO mu uçağı kovalıyor belli değil. Hiçbir uçak UFO'yu falan düşüremez. UFO'lar boyut da değiştirir, şekil de değiştirir çünkü. Çok hızlılar. Görülmez de oluyor. Dolayısıyla işte bu ifşa suretini başlatacak olan yine onun izniyle, yaratıcının izniyle. Çünkü o yaratıcının kendisi bunu söylemiş zaten. Ne demiş? Kur'an-ı Kerim birinci şey. Ne suresi? Fatiha suresi. Maliki yevmi din diyor. Din, din günün sahibi. Ne demek din? Dinin hakikatinin ortaya çıkacağı zaman. Dinin hakikati ne demek? Hayatın hakikati demek. Tanrı nedir? Hayat nedir? İnsan nedir? Bunun hakikatini. Ne? Sahibi ne demek? Bunu ben halledeceğim kardeşim diyor. Yaratıcı. Ne zaman söylemiş bunu? Ee, peygamberimize Bahi. vahiy ederken o zaman söylüyor. Ve onu ne yapıyor? Sıralamayı koyarken. Yok ki Cebrail bunu Kur'an-ı Kerim'in başına koyacaksın. Ve öyle başlıyor. Din yönünün sahibi. Şimdi diyecek ki yani onun sahibi benim. Şimdi bunu hakikati ortaya çıkarmaya niyet ettiği zaman. Tabii ki vasıta kullanarak. Hı hı. İşte o vasıtaları merak vastalar ediyorum işte ben. işte bu de. ufola. Bu, bu ve benzeri şeyler. Bu ve benzeri şeyler. Bir bu, mesela... de onların dünyadaki temsilcileri var. Daha doğrusu ilham ettikleri, yönlendirdikleri kişiler var. Bu hakikatleri bulanlar. Atıyorum çobanın birisi koyunlarını otlatırken bir mağaraya giriyor. Kumran da bir mağarada. Kumran yazıtlarını buluyor. Bir açıyorlar bakıyorlar. Hristiyanlığın ilk zamanlarıyla asıl Hristiyanlıkla ilgili bir sürü belge buluyorlar. Kumran yazıtları mesela çok ünlü. Sonra şeyler, ee, Yine Irak civarında bulunan e, çivi yazısıyla yazılmış e, levhalar. Tümüyle şeyi anlatıyor. Anunnakileri anlatıyor. Dünyanın e, kuruluşu, insanın oluşumu ve diğer bütün hikayeler yazılıyor orada. Muhtufanı dahil olmak üzere. Bunlar yeni bulundu. Peki bunlar nasıl ortaya çıkıyor? Ortası, Çıkması gerekiyor. Çünkü. Ortaya çıkmasına bir izin veren var. İzin veren var. Bir de aracı, aracı olanlar. Aracı olanlar var. Şimdi bu bir, biraz böyle engellenmeye çalışıyor falan ama mümkün değil. Durduramazsınız. Durduramazsınız. Dersiniz. Mesela İncil'in aslı. Dört tane İncil var. Nerede hocam? İncil'in dört tane İncil yazanlar İsa'dan sonra 400'lerde <laughs> falan yazmışlar. Ne görmüşler? Sadece duyarak yazmışlar. Biliyorsunuz konsül İznik konsülü ayırıyor... İncilleri, apokrif İnciller dediği e, kendilerine uygun görmeyen İncilleri e, yok ediyorlar. Hatta ona inananları da öldürtüyorlar ya da onları e, onlar kaçıyorlar falan filan. Peki İsa'nın dininin ki aslında İslamiyet olduğunu biliyoruz. Bütün dinler İslam. Yani bütün evet. tek bir din var. E onun söyledikleri hakikat gerçekte onun söylediklerini nerede? E o da bir gün çıkacak ortaya tabii. Her şey ortaya çıkacak. Sırların büyük bir çoğunluğunun bizim topraklarımızdan çıkacağını düşünüyor evet, çünkü... musunuz? Şimdi ilk bölüme de atıfta bulunarak gideyim. Yani bir sürü e, Allah dostları, evliyalar, erenler bir sürü isim zikrettik. Evet. Bu anlamda da hani Monsemese kaynağı bol bir coğrafyayız. Evet. E, bir takım arkeolojik buluntuların burada olduğunu biliyoruz. E, i̇şte o zaman insan durup düşünüyor diyor ki hep bu yüzden hedefte olduk. Ve sırlar bu coğrafyadan mı açığa çıkacak? E, e, tabii ki. Şimdi bakın Amerikalılar Irak'ı e, şey yaptıkları zaman girdiklerinde bir bölük askerin, bölük demeyelim. Bir tabur. Takım belki. diyelim. Ya da. 10 kişi, 20 kişi falan. Tek e, şeyleri, e, hedefleri müzeye giriyorlar. E, bu tabletleri götürüyorlar. Tahrumar ettiler yani. Aynen. Evet. Onları çalıyorlar. Tabii. Çünkü orada büyük bir büyük, büyük bilgiler var. Hem onların hakiki gerçek olduğunu biliyorlar hem de o bilgilerden yararlanmak için onu çalıyorlar. Ha, şimdi e, ama bir yandan da bunu paylaşıyorlar. İnsanların hepsini değil tabii ki. Şey yaparak, e, filtre ederek paylaşıyorlar. Dolayısıyla hakikatler ortaya çıktıkça keşifler teknoloji vasıtasıyla. Çünkü teknoloji tartışmasız olarak şimdi açıyorsun diyorsun ki "Aa bak" Ee, rus jetlerini rus jetleri UFO'ları UFO kovalıyor. kovalıyor. İşte var burada. Tevatür değil ki bu. Hikaye de değil. Görüntü gösteriyor. Şimdi bunun daha da gelişmiş halini düşünün. Daha da gelişmiş hali. Diyelim ki bir o mekana gidiyorsunuz tarihi bir yere. Orada yıllar önce söylenmiş sözler ve görüntüler aynı bu videoyu açtığımız zamanki gibi ortaya çıkıyor olsun. Geçmişteki Sözleri ve görüntüleri evet. aslında görebilir miyiz? Tabii ki. Or oraya gittiğiniz zaman o öyle bir cihaz düşünün. Oraya gidip onu kurduğunuz zaman, tarihi ayarladığınız zaman... Çünkü zaman dilimini de nasıl hmm. radyo frekanslarını ayarlıyorsunuz. Diyorsun ki mesela işte İsa'nın doğum tarihi, tahmini açıyorsun. Bakıyorsun orada ya da dağdaki... Zamanla yolculuk dediniz, dağdaki şey vaazı. bu o zaman. Yok. Hani o şöyle... Sen oraya gitmiyorsun ama Hı -hı. bir nevi gitmiş oluyorsun. Evet. O görüntüleri ve sesleri bizzat izliyorsun orada, cihazda. Buna benzeyen bir cihaz olabilir, olmayabilir. Şimdi bu ne oldu? O zaman ne yaşanmışsa artık birisi aktardığı ya da işte bir belge bir yerde bulunduğu için, bir tomar bul bir yerden çıktığı için falan değil, bir taşa kazındığı için değil. Her isteyen orada onu görebiliyor ve bu ve bu, bu ve buna benzer. Birçok şey. Bir de dünyanın frekansı yükseliyor aslında şu anda. Bir yandan da. Düşük Frekans... diye hep konuşuyoruz Efendim? ama düşük diye konuşuyoruz. İşte yükseliyor artık. Ha. Yükseldikçe insanın yetenekleri de o açığa çıkıyor. Gizli yetenekleri de açığa çıkıyor. Az önce söyledim. Uzaktan görme, uzaktan işitme, şifacılık yeteneğim, hmm. bir şeyi aniden kavrama, dehanın ortaya çıkışı, anlayışın, yaratıcının Belli belli bir şeyi hayal edip hemen onu oluşturma konusunda e, yetenekleri. Mesela şeyde bir adam vardı Hindistan'da yaşayan. E, vefat etti sonra. Aklıma gelir böyle kıvırcık saçlı ufak bir adam. Elinde şey oluşturuyor, altın oluşturuyor. Binlerce kişinin huzurunda. Ve Avrupa'dan birçok insan ondan merak edip şüpheleniyor. Bilim adamları şunlar bunlar. Kameralarla, ...istediği şeyi... E, ...avucunda oluşturuyor. Takı. Bildiğin takıyı. Altın. Şimdi o tabii ki... ...insanın en üst... ...seviyede daha sonra... ...olacağı şeylerle ilgili fragmanlar da... ...aslında sunulmuş oluyor. Nedir? Mesela güzel ahlakta... ...Hazreti Muhammed. E, şifacılıkta... ...Hazreti, Hazreti İsa. E, bu... ...şeylere hükmetmekte... rüzgara. Cinlere vesaire, Hazreti vesaire. Süleyman. Süleyman. Bu özelliklerin sadece onlara has bir şey değil aslında. Gelecekte ne zamanki insan bunu hak ettiği zaman işte. Şu da çok merak Başkasının ediliyor. Başkasının iyiliğini istediğin zaman, ha. dürüst olduğun zaman. Bütün bu e, yetenekleri örten insanın Egosu. kendisi, kendi yapıp ettikleri. Hani diyor ya e, başınıza gelenler kendi ya. yapıp ettiklerinizin Kesinlikle. eseridir diye. Tam da bu anlattıklarınızı karşılıyor Şanal Hocam. Ee, şöyle bir şey de insanlığı bekliyor mu? Ee, daha iyi bir dünyaya doğru mu gidiyoruz? yoksa Kesinlikle. Mad Max filmlerinde bize anlatılır ya. Hani ya. gösterildi böyle taşlarla sopalarla kavga edilen daha e, seviyesi düşmüş bir dünya zorluklar mı bekliyor? O, o batılıların kendi gelecek projeksiyonları. Aynen. Ee, çok güzel bir dünya bizi bekliyor. Ama belli bir elemeden bir bine sınav dedik ya sınavda geçince bir üst seviyeye geçersin bazı e, avantajlara sahip olursun ya sınavdan geçince burada da öyle bir şey var o sınavdan geçtiğimiz zaman çok iyi bir dünyaya hazırlık yapılıyor aslında ve o dünyaya gözlerimizi açacağız şimdi deprem mesela bize şunu sorgulatıyor her birimizi e, afet bölgesinde olmasak da acaba bizim binamız sağlam mı? Şehrimizde bir deprem olacak mı? Bunları düşünüyoruz, korkuyoruz ama bir yandan sorgulama da yapıyoruz. Diyoruz ki ben insanım e, ve bir insan olarak insan gibi yaşamıyorum ama diyorsunuz. Yani Şenol Hocam akıl dışı değil mi? 15 katlı birada üst üste üst üste evlerde yaşamak. Kesinlikle. İnsanın fıtratına, yaratılışına esasına aykırı bir durum. Tabii. yattan uzaksın. Şimdi metropol yaşamları sorguluyoruz. Tabii ki. E, belki tersine göç başlayacak, belki değil. Başladın Başladı ya. bile. Abi. Söyledikleriniz aslında anlattıklarınız buna benziyor. İnsan başına gelenlerle sorgulama yeteneğinde arttırdıkça bir zamanlar köyden kentlere doğru müthiş bir göç vardı. Arazi sınırlı, insan fazla, dikey inşaatlar yapıldı. Şimdi bakın metropolde yaşayan birisi diyelim ki 20 katlı bir yerde oturuyor dairede indi. Garajına indi, arabasına bindi, trafiğe çıktı, yoğun bir trafik, asfalt, metal, sağda solda binalar, işte İstanbul öyle. Sonra çalıştığı yere gitti, yine otoparka girdi, yukarı çıktı, yine başka bir dairenin içinde ve hayatı böyle geçiyor sürekli. Sonra yaz tatili zamanı geliyor. 15 gün hurra! Sahillere akın ediyor o kişiler. Yeşil mesela bu Covid döneminde de e, bahçeli evlere müthiş bir şey i̇lgi oldu. Vardı. İlgi oldu. Otellere bile gitmiyordu insanlar. E şimdi bakıyorum ben o basit tiny house'lar var şimdi Hı -hı. tekerlekli Hı -hı. evler. Acayip arttı. Evet. İnsanlar köylere akın ediyor. E doğadan e, kopuyor. Bakın bu mesela sadece şu anda yaşadığımız bir olayın doğal bir sonucu. Dolayısıyla bu şekilde yaratıcı bizi yavaş yavaş bir yere sürüyor. Çünkü insan kendi başına şöyle demez. Ya bir dakika ben ne yapıyorum? Yani bunları diyen vardı ama az kişi vardı. Ya böyle bir hayat yani böyle bir ufaktan başlamıştı köye dönüş hareketi. Durup dururken kendi düzenini, nizamını bozmak istemez asla. İnsan çünkü konfor bağımlısıdır. Ee, kon Alın işte size put edindiği başka bir şey. Aynen. Konfor tutsağı olduğun zaman işte o da senin ilahın oluyor. Benim öyle bir tanıdığım var. Eşiyle anlaşamıyor. Aralarındaki bağ çok daha kopmuş. Eşi ayrı psikoloğa gidiyor. Kendisi ayrı psikoloğa gidiyor. Ee, diyorum ki yani bakın siz uzun zamandır bir evde iki yabancı gibisiniz hiçbir bağlantısı yok. Çocuklar büyümüş etmiş. Ee, kadının gittiği psikolog diyor ki yani boşanın siz diyor. <laughs> Adam ne diyor biliyor musun? İyi de diyor ben şimdi diyor ne yemek yiyeceğim, ne içeceğim, ne giyeceğim hepsini diyor. Alışkanlıklarına bağlı. Biliyor diyor eşim diyor. Kadın biliyor bunları diyor. Benim düzenimi biz biliyor. Yani şunu demek istiyor. Ben düzenimi bırakmam. Çünkü düzenim benim ilahımdır. Sadece İ bir kişi ilah olmaz. Çalıştığın şirket ilahın olabilir mesela. Bir başkası diyor ki, ben kendi abime diyorum, şeyde oturuyor, e, İstanbul'da bir yerde, ondan sonra evini satsa, Güney'de bir yer alsa, Bahçeli Bey'e gül gibi yaşar. Diyor ki, iyi yok diyor, biz diyor, burada arkadaşlarımız var, orayı bırakamayız diyor. Şimdi bakın hicret kelimesi, kadar muhteşem bir kelimedir ki. Hicret olayı daha doğrusu. Bir yerden bir yere göçmek, gitmek. Ee, ve hicret risk almaktır, değişime hazır olmaktır. Tanrı'ya güvenmektir. Allah'a güvendiğin için bir yerden bir yere gidersin. Kur'an'da diyor ki biz onları hesaba çektiğimiz zaman işte ben bulunduğum yerde ama bunlar bunları yapamazdım. E işte i̇şte etrafımdaki insanlar buna falan dediklerinde biz onlara deriz ki e, Allah'ın e, başka bir yeri yoktu mu? Yok muydu dünyada başka gideceğim bir yer? Yalan söylüyor yani çünkü. Ve vardı tabii ki. İşte hicret edenler o peygamberin yaptığı şimdi gitsen aslında Mekke ile Medine yakıncacık bir yer ama ona göre uzak o zamana göre. Hicret etmek sadece bir kere yapılacak bir iş değil aslında sürekli yapılacak bir şey. Hatta Doğum ve ölüm sürekli olan bir şey. Biz her zaman doğuyoruz ve ölüyoruz. Yenileniyoruz. Yenilenmezsen, yenilenmezsen değişemezsin. Değişmezsen tazelenemezsin. Kafa da kafa da kitleniyor ve daralıyor. Dar görüşlü var ya, dar görüşlü bir insan. Neden? E çünkü bilgisi yeterli değil. Ama o zannediyor ki benim bilgim her şeye kaim. Dolayısıyla. Ee, insanlar kendi konforuna çok tutkunlar. Konforları da onların ilahı olmuş durumda. Biz boyut kapısı falan dediğimizde de <laughs> bunu yine böyle uçuk kaçık olarak niteleyen izleyicilerimiz var. Hocam bu boyut kapısı dediğimiz şeyle nasıl Vallahi tarif ben edilebilir? O boyut kapısı... 18 bin alem dedik ya. Evet. Biz e, yaratılan her şeyi bu dünya ve bu dünyadaki bizlerden ibaret zannediyoruz evet. ama değil. Tabii değil. Gün geçtikçe bununla ilgili bir takım bilgiler, belgeler daha çok ortaya çıkıyor. İşte o arkeolojik buluntular anlattı Şanal Hocam. E, nasıl bir şey? Mesela Anadolu'da bir boyut kapısı olabileceği de çokça konuşuldu, söylendi ama sizin bu konudaki fikirlerinizi açıkçası merak ediyorum. Valla ben şimdi Anadolu'nun boyut kapısı oluşu ley hatlarıyla, enerji hatlarıyla ilgisi, ilgili olabilir. Açıkçası bu konuda konuşan kişilerin çoğunun e, boyut kapısı hakkında gerçek bir bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Çoğunun ezbere söylenmiş şeyler olduğunu düşünüyorum. Ama ben şöyle söyleyebilirim. Boyutlar diye düşünürsek şimdi bu deprem altında, göçük altında <laughs> kalmış kişi diyor ya işte birisi geldi. Biz gittik böyle gezdik, <laughs> dolaştık. O bana bol bol su içirdi. Karnım. İşte o farklı bir alemden, farklı bir boyuttan gelen bir varlık ama ne yapıyor? Aynı zamanda o kişiyi o boyuta götürüyor. Ve sudaki maddenin muhtevasını, enerjisini ona yüklüyor aslında ve onun susuzluğu gideriliyor. Boyutlar aslında sıfırdan sonsuza kadar evrende bir salınım var. Salınım frekansı var sıfırdan sonsuza. Evren sürekli salınıyor ve her salınım noktasında bir alem var. 18 bin derken kastedilen şey illa da 18 bin değil. O mecazen söylenmiş bir şey. Aslında sonsuz alem var. Çünkü sonsuz titreşim frekansı var. Neredeyse. Sonsuz frekans titreşim var. Evet. Sonsuz salının şeyi var. Dolayısıyla her bir salının noktasında bir alem var. Musekizmin derken mecazen, yani çok anlamında söylüyor onu. Bu alemlerde, boyutlarda olanlar ille de insan benzeri değil. Yani insana benzeyen de kim bilir belki olabilir. Çünkü başka yaratılmışları bilmiyoruz ya. Tabii şu ki. fani gözümüzde şimdi, göremediğimiz için başka hocam. Başka boyutlardan buraya gelip şekillenen insan ve <laughs> görünenler var. <laughs> Bizim varlığımızın kendisi zaten çok boyutlu bir varlık. Bizim be fiziki bedenimiz var, astral bedenimiz var, ruhumuz var. Ruh da zaten sonsuz salınıma çok uyumlu bir e, yapıda öyle diyeyim size. Mesela biz şimdi burada oturuyoruz, iki kişiyiz. Burası bir stüdyo. <laughs> biz zannediyoruz ki sadece ikimiz varız. Değil. Sizin rehberleriniz var. E, kalbinizde hala tuttuğunuz birisi varsa unutmadığınız. onun O astrolojik olarak yanınızda duruyor. Aynı şekilde benim de öyle. Konuyu merak eden insanla, e, varlıklar var, gözleyenler var, hasetçiler var, engellemek isteyenler var, desteklemek isteyenler var. Her yerde bu savaş devam ediyor aslında. O boyutlarda da aydınlık ve karanlık kesinlikle, var ama değil mi? Kesinlikle var tabii. Yani her bir boyutta. İnsan bu bilinmezin büyüsünden çıkamıyor. Acaba bu e, çok fazla da danışanımız olduğu için bu konularda da hani eğitim verip kişi yetiştiriyorsunuz, eğitim veriyorsunuz. Çok fazla şeye de, de tanıklık ediyorsunuz ya hikayelerdeki. Bilinmeze duyduğumuz merak. Hı -hı. Nereden kaynaklı acaba onun açığa çıkmasını beklediğimiz için mi? Aslında bilinmeze duyduğumuz merak kendi bilgimizi hatırlama isteğinden geliyor. Çünkü insan doğusunda tabii bütün bilgilerin aslı var orada. Platon gibi ben düşünüyorum bilgi öğrenilmez hatırlanır Çünkü insan ruhunda bilgilerin tümü var ya biz yaratıldığımız zaman ruhumuz demek Tanrının bir parçası Aslında orada bütün bilgiler mevcut Fakat biz orada deneyerek hayatı deneyerek üzerinde düşünerek oradaki bilgiyi açığa çıkartıyoruz Dolayısıyla bilgiyi aç açığa çıkarma ihtiyacı o. isteği yani bilme isteğinin sebebi hatırlama isteği aslında. Şimdi bu diğer varlıklar kısmına gelirsek, şimdi nasıl bizim etrafımızda fiziki olarak görünen insanlardan dostlar, düşmanlar, hasetçiler, iyilikseverler varsa, görünmez alemde de bu tip varlıklar var. Şimdi siz kendi ayarınızı iyiliğe yaptığınız zaman İyilikte de size destek olacak kişiler varlıklarla çevrili, çevrili olursunuz. Kötülüğe yaptığınız zamanda da kötülüğe sevk edecek varlıklarla e, e, dolar etrafınız. Kuranda ona şeytanlar diyor. Şeytanlarınız diyor mesela. Orada kastettiği görünmeyen negatif varlıklar. Dolayısıyla o zaman siz sadece e, bir kişiyi olmaktan çıkarsanız, çıkarsanız bir orduyla dolaşmaya başlarsınız. İyilik ordusuyla. İyi insanların, bunu ben bir başka yerde daha söylemiştim, gözde görülmeyen orduları, orduları vardır. vardır. Tabii Aa, ki. Kastettiğiniz bu. Evet. E biliyorsunuz bu sadece peygamberlere verilen bir şey değil. İyilik iyilik yapan herkese verilen. Uhud Savaşı mıydı? Bir savaşta Bedir olabilir. İlk savaş Bedir'di. Aa, diyor ki biz o gün seni 5000 melekle takviye etmeseydik sen o gün yenilecektin diyor. Çünkü çok üstün bir güç var karşıda. Evet. E, buradaki sayı çok düşük. Bir de e, biraz da psikolojik savaş da yapıyorlar. E, şey dedikodu e, hı hı hı. şey yapıyorlar falan. Fakat hepsi gece rüyalarında korkunç kabuslar görüyor müşrikler sabah kalktıklarında zaten kötü durumdalar. Yani. E, ve biz o gün diyor seni 5000 melekle desteklemiştik. Şimdi bizim Bedir'in aslanları diye bildiğimiz evet, ancak, eh, çok görünmez. Ya Allah'ın yardımcı olarak kesinlikle gönderdikleri. E, aynı şey bizim İstiklal Savaşı'nda da evet, var. Çanakkale'de de buna Tabii. benzer hikayeler çok anlatılır. olayı var. Anlatın Tabii. lütfen hatırlatalım izleyicilerimize. Vallahi onu her yerde anlatıyorum ben. Nasıl insanlar böyle şey yapmıyor, heyecanlanmıyor yani bunu her yerde anlatmak lazım. Şimdi 51. Alay var, İngiliz taburu galiba. Alay ya da tabur sayılarını pek bilmiyorum. Alay daha büyük galiba taburdan. Ben de o teknik <laughs> yani askeri <laughs> te terminolojiye <laughs> şey pek ama. hakim değilim. Şimdi bir tepeye doğru yürüyor o 51. Alay. Tepeyi açsa Türk taburunu da arkadan çevirecek... Bek-Çanakkale Savaşı bitecek orada. Ee, İstanbul'da gidecek, Türkiye'de gidecek falan. Bir de bizim ordumuz da şey olacak. Fakat o tabur asker böyle yürüyor yürüyor bir bulut iniyor aşağıya. Bildiğimiz bulut. Sis gibi de gözüküyor ama değil gibi de gözüküyor. Buluta giriyor. Buradan çıkmıyor hiçbir asker. Son asker buluta giriyor, kalkıyor. İleride daha büyük bir buluta doğru gidiyor. Seyrediyor burada. Bunu anlatan kişiler sen ben değiliz kendileri anlatıyor yani İngiliz harp kayıtlarında bu var yani büyük buluta giriyor sonra o büyük bulutta kayboluyor gidiyor ve o alaydan hiç kimse yok ne ölüsü var ne dirisi var yazmışlar ama tabii herkes de paylaşmıyorlar i̇şte dedik ya bütün sırlar açığa çıkacak diye hatta uzun beyaz bulut diye şeyin kitabı var hmm, bir romancı şimdi aklıma gelmedi. Biz hatırlatırız izleyicimiz. Evet evet uzun beyaz bulut. Ee, onun hikayesini yazmış, romanını yazmış. Daha böyle birçok şey. Şimdi insan gözüyle görmediğine, hani peki inanmıyor ya öyle bir tarafı var ya işte biz de o yüzden biraz bu konulara temas edip anlatması evet. deli gibi Aa, muamele görüyoruz. Şimdi, şimdi bakın bir şey söyleyeyim mi? O dar görüşlülük var ya. <laughs> eğer dar görüşlüyseniz, 50 tane ufo böyle gelsin, dans ederek gitsinler, el falan sallasınlar. Sen onlara bakarsın, dar görüşlüysen. Dönersin, ya dersin, hikaye böyle bir şey olur. Yürür gidersin. Dar görüşlülük nereden geliyor biliyor musunuz? Diyor ki, ne zaman bir peygamber gelse, onlar karşı çıkarlar ve derler ki, biz atalarımızdan böyle gördük. Yani niye peygambere uymuyorsun deyince... Şimdi bu dar görüşlülük ezberlerini bozamıyor. Atalara tapmayla alakalı bir şeydir. Sen annem, babam, amcam, dayım ne söylüyorsa doğrudur dediğin için. Onun için işte buna eskiler hani mucize dediğimiz şey. Bir UFO'nun görünmesi der ki mesela diyor cinlerin işi diyor mesela. Amerikan diyor işi diyor. Ona inanmayacak ya. ya UFO'dan birileri inse Aa, bu diyor Amerika'nın işidir diyor. Yani uzaylıları diyor. Onlar bize gösteriyor diyor. Sahte bunlar der. Çünkü o inandığının dışında bir şeyi görmeye hazır değil. İşte dar görüşlülük bu. Şimdi o dar görüşlüler bu sınama döneminde en çok zorlanacak olan kişiler oluyor işte. Çok zorlanıyorlar. Hatta bu zorlanmayı kendilerine tabii soruluyor. Yani böyle bir döneme giriliyoruz ruhlarına. Ruhlarımıza. Biz uyuduğumuz zaman toplantı yerine gidiyoruz zaten. Ama hatırlamıyoruz. Uykuda hatırlamıyoruz. Ama hatırlayan hatırlıyor. Rüyalarını hatırlayan, rüyalarıyla tüm hayatını yöneten insanlar var. Yani kendi rüyalarıyla ya da rüyaları yorumlayarak. Ondan sonra soruluyor o kişilere. O kişiler diyorlar ki ben almayayım. Ben kaldıramam. Ben buna hazır değilim. O zaman diyorlar seni uygun bir zamanda ve uygun bir şekilde alacağız. Kimisi de diyor ki harika. Ben de bu günleri bekliyordum. Ben istiyorum bu sınamayı şey yapmayı, yaşamayı. Çünkü devamındaki şeyi göreceğim. Biraz zorlanacağım evet, üzüleceğim, sıkılacağım biliyorum. E doğum sancısı da öyle. Yani bir bebeği doğururken böyle... gerçi hipnozla doğurunca rahat doğuruyorsunuz ama hani Zahmet sıkıntı e, çekiyorsunuz başta, ama sonuçta bir canlıyı doğuruyorsunuz. Sonu rahmet Şimdi, oluyor. Biz burada kendimizi doğuruyoruz aslında. Kendi yeni benliğimizi doğuracağız. Güzel değil günler mi? bizi bekliyor dedi. Kesinlikle. Korkmayın dedi. Ee, evet. Şanal Günseli öyle size filmlerde dayatılan gibi e, böyle kıyametvari bir dünya değil. Bilakis öyle bir dünya yok sırların bence. açığa çıkacağı, mucizelere tanıklık edeceğiniz, insanın dünyanın evrenin her şeyin sırrının ortaya çıkacağı, ifşaların başlayacağı bir dönemin eşiğindeyiz. Evet, Dedi takın. ben toparlıyorum. Siz de lütfen evet, toparlarken düşmediğinizi şey söyleyin. aklıma da. Lütfen. Bedri Selman diye bir e, ruh bilimci doktor var. E, ben de kendisinin kitaplarını okudum. Ruh bilim konusunda e, metapistik hı hı. E, bilim deniyor o zamanki dilde. Onun bir kitabı var. E, yıllar önce bir medyumun vasıtasıyla almış, işte notere vermiş falan. Şimdi o açıldı. E, neydi ismi? Kaderat ve icabat mı? E, öyle bir yeni bir kitap. E, o kitap o kadar karamsar şeylerle dolu ki, dünyanın giderek yaşanmaz bir yer olacağını söyleyen bir kitap. Halbuki insanlık artık bu e, kıyamete doğru gidişten e, şey yaptı. ...özgür iradesiyle... ...farklı bir seçenek seçti. Şimdi Kuantumda seçenekler vardır. <laughs> Sonsuz olabilirlikler vardır. Sonra... ...orada belli bir şeyi seçtiğin zaman... ...kişi ya da toplum olarak... ...başka bir şey seçersin. Artık öyle bir şey yok. E, dolayısıyla önümüzdeki günler... E, ...altın çağ... E, ...diyebileceğimiz güzel günler. Ama işte... Hepimiz Sen illüzyondan ne kadar aa, çıkarsan çıktığına bağlı, ne kadar dürüst ve iyi olduğuna bağlı, ne, ne kadar olumluyu seçtiğine bağlı, ne kadar pozitife odaklandığına bağlı, ne kadar dar ben bencil dünyanı ne kadar açtığına bağlı, ne kadar iyi niyetli olduğuna bağlı olarak değişiyor. Kurtulanlar benim salih kullarım olacaktır. Evet. Diyor Allahımız Aynen. bunu da hatırlatarak noktayı koyalım. Çok güzel bir iki bölüm oldu. Çok teşekkür ediyoruz size katıldığınız ederim. için. Sağ olun var olun. Yine yeniden bekleriz. İzlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Videolarımızı kaçırmamak için abone olmayı bir de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen.